sınır içerisinde kalan ilçenin belediyesi modüler ileri derece atık su tesisiyle çevre koruma konusunda da örnek oldu. Ispartalı muhabirimiz Mehmet Garip'in haberini istiyoruz. İleri derece modüler arıtma tesisi kurulması önerildi. Biz bu konuda bunu inşa ettik. Ülkemizin en küçük ilçesi ancak sahip olduğu tesis bazı büyük şehirlerde bile yok. Burası Türkiye'nin korunan alanlarından olduğundan dolayı ve Beyşehir Gölü Havzası içerisinde olduğundan dolayı ve birinci derece doğal sit alanı ve Kızılay Milli Parkı sınırları içerisinde olmasından dolayı ilçemize has bir arıtma tesisinin kurulması gerekliliği ortaya çıktı. Isparta'nın Yeni Şarbademli ilçesi ileri derece modüler arıtma tesisine sahip. Bu tesis Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tip projelerine göre daha maliyetli olarak kuruldu. Çünkü bölge sit alanı ve özel bir tesise ihtiyacı var. Yeni Şarbademli'de inşa etmiş olduğumuz modüler ileri derece paket arıtma sistemimiz yüzey sularına ve yeraltı sularına deşarj edilebilir nitelikte arıtma yapmaktadır. Bu proje bize 1 milyon 652 bin lira mal olmuştur. 400 bin liralık tip proje yanında yerine 1 milyon 652 bin liralık bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Belediye Başkanı Mustafa Erdem ulusal kanala konuştu, tesisle ilgili bilgi verdi. Yasal yaptırım uygulanan Yenişar Bademli gibi yerleşim yerlerine devletin hibe desteklerini ya da pozitif ayrımcılık gözeterek yaptırım uygulanan yerlere yardım yapılması noktasında daha bir cüretkar, daha bir şefkatle yaklaşılması gerekliliğine inanıyorum. Erdem, çevre koruma konusunda oldukça hassas olduklarını ve bu tavrı sürdüreceklerini belirtti. Biz çevreyi koruma noktasında kendi üzerimize düşeni yaptık. Çevremizi koruyacağız. Dolayısıyla yeraltı sularını ve yüzey sularını kirletmememiz gerekiyor.